Merhaba arkadaşlar, Açık Size TV'de Ahmet Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen abi, söz sanatlarına başlamıştık. Teşbihi hallettik. Şimdi geldik kinayeye. Kinaye nedir? Değinmecedir. Değinmecedir. Yalnız arkadaşlar ve Doğu Hocam. Üstüne basa basa söylüyorum. Günümüzdeki kinayeli konuşma, imalı konuşmayla hiç alakası yok. Ben direkt o aklıma geldi vallahi. Kesinlikle alakası yok. Ona biz tariz diyeceğiz, yine işleyeceğiz. Ama arkadaşlar bir daha söylüyorum. Sakın ha günümüzdeki kinayeli konuşma, hani deriz ya bana kinayeli konuşma falan deriz ya. Bununla hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur. Nedir kinaye? Bir söz veya söz grubunu hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanmaktır. Hem gerçek anlama gelecek şekilde hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanmaktır. Ama bana vermek istediği anlam ne olacaktır? Mecaz anlamı olacaktır. Mecaz anlamı olacaktır. Mesela deyimler hem gerçek hem mecaz anlama gelmez mi? Doğru. Bak şimdi. Doğu Hoca eli açık bir insandır. Bak şimdi. Bu çok güzel. Değil. Yemin ederim bunu bekliyordum. Arkadaşlar hakikaten eli açık değil mi? Açık. Açık. Bak bu gerçek anlamı. Hem anlamı. Gerçek hem mecaz. Gerçek anlamını yakaladık. Aslında ben Doğu Hoca eli açık bir insandır derken mecazi olarak onun cömert olduğundan bahsetmiyor muyum? Cömert olduğundan bahsediyor. Bu da benim mecazi anlamım mı? Evet, güzel. Biz kendi aramızda şöyle mesela ya Doğu Hocam sen de çok eli açıksın derken ben hani desem Ahmet Hocam kinayeli konuşma yanlış bir şey olur değil mi? O zaman yanlış olur. İşte yanlış olur. Çok güzel. Şimdi bir daha söyledik. Şimdi eli açık hocamız ellerini açtı. Nedir? Gerçek anlam. Eli açık bir insandır derken o nedir abi? Nedir? Mecazi olarak cömert. Değil mi? Cömert anlamı katar. Bana vermek istediği anlam mecazi değil midir? Mecazi. Ya ben şöyle bir cümle kullandığımda Doğuca eli açık bir insandır dediğinde hakikaten onun eli açıklığından bahsetmiyorumdur yani. Tamamdır hocam. Tamam mıyız abi? Bana vermek istediği anlam mecazdır. Ne diyeceğiz biz buna? Kinaye diyeceğiz. Örneklerimiz devam ediyor. Devam edelim abi. Merakla bekliyorum. Ey benim sarı tamburam. Sen ne için inilersin? İçim oyuk, derdim büyük. Anın için inilerim. Şimdi tambura. Tambura bir müzik aletidir. Duymuşsundur. Duydum. Tambura. Tambura bir müzik aletidir. Son zamanlarda bu, şarkısı var. O dombura değil o. Dombura. Dombura başka, tambura başka. Çok benziyor hocam. İsimler benziyor da o başka. Dombura. Başka. Tamam. Şimdi bu tambura müzik aletinin içi hakikaten de oyuktur. Anladın mı? İçi hakikaten de oyuktur. Bu gerçek anlamıdır. Aslında şair burada içim oyuk derdim büyük derken içim yaralı demek istemiyor mu? Doğru. Değil mi? İçimi deştiler demek istemiyor mu? Doğru. Bu da benim mecaz anlamım değil mi? Mecaz anlamını. Çok güzel. Tamburanın içi hakikaten de oyuk gerçek anlam. İçim yaralı mecaz anlam. Ne diyeceğim ben buna? O zaman kinaye. Anlaştık mı abi? Tamam. Çok güzel. Bir saniye. Açık senin vazgeçilmez şiiridir arkadaşlar. Hep sorarlar. Ha, bu tarz. Tabii. İçim uyuğunda altını çizerler. Biz o zaman çizeceğiz arkadaşlar. Tabii. Yani vazgeçilmez. Bir tane daha örnek verebilir miyim? Var. Olmalı. Yok. Yok mu? Ha, baktım. O zaman L'si örneği. L'si örneği. Şu karşımda göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Taş bağrının altını çizmiş. Diyor ki bu mısra şey bu beyitteki söz sanatı hangisidir? Bak. Dağlar hakikaten de taştan oluşmamış mıdır? Evet. Gerçek anlam. Taş bağırlı dağlar mısın derken taş kalpli misin anlamına getiriyor. O kadar yazıyorum, ediyorum, cevap vermiyorsun. Taş kalpli misin anlamına getirmiyor mu? Doğru. Mecazi anlamı da bu değil mi bak? Dağlar taştan gerçek anlam. Mecazi olarak da taş kalpli misin nedir? Kinaye. Bir örnek bana daha. Vermek istediği de zaten. Mecaz. Kinaye. Hemen bir örnek daha. Bir örnek daha. Bununla yazacağım. İki örnek karışması. Tamam. Bir örnek daha. Orhan Veli'nin şiiri. Cep delik. Cepken delik. Kol delik, mintan delik falan. Öyle devam ediyor. Biz bu kısma bakalım. Cep delik, cepken delik. Arkadaşlar bir insanın cebi hakikaten de delik olamaz mı? Olur. Güzel. Aslında cep delik derken ne demek yani, istiyorum? Para yok. Tersoyum değil mi? Para yok. Para yok. Para yok demek değil midir? Hı hı. Cebinde akrep var.
Yani elimi cebime atmıyorum anlamına geliyor. Cimri evet. Anlamında. Hakikaten de akrep olamaz mı? Olur. Olur. Bak hepsi bunların nedir? Kinay örnek. Diyelim devam edelim. Ve arkadaşlar böylelikle bir dersin sonuna daha geldik. Arkadaşlar YouTube'da Açıkse TV yazarak sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus'tan da takiplerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Niye örnek istedin?